Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz ama sezon uzadıkça düşmeler, kırılmalar, çıkmalar artıyor. Gerçi bu işin sezonu da yok evet, sanki evet. Değil mi? Onu şimdi anlatırsınız siz. Kışın de. Tabii ki, yani kışın yine buzlu, karlı havalarda ona bağlı olarak yazında yine güneşli havalarda dışarıda dolaşırken, eğlenirken, hatta tatil yaparken mutlaka evde. Yaralanmalar. Tabii ev yaralanmaları. Değil mi? Mutlaka günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız, bizim tedavi ettiğimiz hasta grupları. Vallahi çok aslında alakası yok gibi görünüyor belki ama doğru numara terlik giymek, işte ayağımıza uygun ayakkabı, terlik daha doğrusu. Ne kadar önemli değil mi? Böyle yan basmalar, ters basmalar, dışında kalmalar. Bayanlarla ilgili biraz daha böyle dikkatli olunması gereken mutlaka ayakkabı tercihleri, terlik tercihleri önemli. Hı-hı. Yani kırıklarla ve çıkıklarla uğraşmak istemiyorsak, bundan ötürü sıkıntı yaşamak istemiyorsak mutlaka ayakkabı tercihinden başlayarak bastığımız yere dikkat etmeye kadar pek çok şeyi günlük hayatımızda özen göstermemiz lazım. Olan oldu. Düştük. Kırık mı, çıkık mı? Kırık hangi bölgede olur, vücudun hangi bölgesinde olur? Çıkık nasıl oluşur? Bunların farklarını bize biraz anlatır tabii mısınız? Tabii ki. Şimdi kırık ve çıkık hastanın uzunu kullanamamasıyla sonuçlanan ortopedi ve travmatolojinin iki ana problemi. Özellikle travmatolojinin. Kırık genellikle uzuvda kemik kısmı ilgilendiren yaralanmalarda kullandığımız bir terim. Çıkık ise o uzuvda eklemleri. Bu küçük eklemler de olabilir, parmak eklemi gibi. Diz eklemi olabilir, kalça eklemi olabilir, dirsek eklemi olabilir. Eklem olan tüm kısımlarda çıkıklarla da yine karşılaşma ihtimalimiz var. Yani bağlantı noktaları yani değil evet, mi? Evet, hareketi yaptığımız uzuvların kısımlardaki var olan problemler, yaralanmalar sonrası çıkık olarak değerlendirilebiliyor. Tabii çıkıkların da yine kendi içerisinde tam çıkık, yarı çıkık şeklinde farklı tipleri var ama onlar çok daha detaylı değerlendirilmesi gereken ortopedi ve travmatoloji uzmanının esas değerlendireceği konular. Peki çıkık olduğunu nasıl anlarız? Bazen işte diyorsunuz ya yarım olabilir, tam olabilir. Bazen öyle yaşıyoruz, gidiyoruz hani sonra çıkmış oldu, çıkık olduğunu fark ediyoruz. Nasıl anlaşılır çıkıklar? Eklemi ilgilendiren bir yaralanma olduğunu söylemiştim. Eklem uzvun yani altta ve üstte ekstremite olarak ifade ettiğimiz ekstremitelerde hareketli olan kısımlar. Tamam. Eğer bir çıkık varsa siz o eklemi hareket ettiren kaslarla o eklemin hareketini sağlayamazsınız. Yani çıkmış bir dirsekte dirsek eklemini katlayıp açamazsınız. Şiddetli bir ağrı hisseder miyiz? Çok şiddetlidir miyiz? Tabii yani kırıktan çok daha fazla çıkıklarda. Hissetmeme şansımız yok zaten değil mi? Çok evet yani varsa. Çıkık olup olmadığını anlamakla ilgili çok bir sıkıntı duymaz hasta. Çok daha net ifade eder. Kullanamıyorum, açamıyorum, hareket ettiremiyorum. Çünkü kırıklarda genelde şöyle bir şey olur. Bize başvurdukları zaman hasta ben kullanabiliyorum kolumu, elimi. Benim kolumda, elimde kırık olmaması lazım diye gelebilir. Ama çıkıklarda böyle bir çok hareket ettirebilme şansı kalmıyor. Söylediğim benim o zaman tam tersi oluyor. Yani kırıklar için geçerli. Onu fark edemiyor olmamız, bazen fark edemeyebilme durumumuz. Özellikle çocuklardaki kırıklarda, çocuk kırıkların özelliği gereği çocukların kırıkları yer değiştirmediği için dışarıdan belirgin böyle bir deformite dediğimiz açılanma, şekil bozukluğu çok anlaşılamayabilir. Böyle durumlarda evet yani kırıkla ilgili şüphe hem hastada hem de yakınlarında var olabilir ama bunu gidermek için de mutlaka yine ilgili uzmana başvurmaları gerekli. Evet, ilgili uzmana başvurmadan önce ne tür sıkıntı yaşayabiliriz ki size başvuracağız kırık konusunda? Nasıl çıkar ortaya kırık? Mutlaka bir şikayet olması lazım, yaralanma olması lazım. Yani o kırığa neden olabilecek bir travma yüksü olması lazım. Ama ev içinde basit düşme olabilir, ama sokakta düşme olabilir, ama maç esnasında bir yaralanma olabilir. Akabinde eğer ağrı ve şikayet süre gidiyor ise ve şiddetinde azalma olmuyor ise bu durumda mutlaka ilgili uzmanı tarafından bu acil hekim olabilir. Eğer varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı olabilir. Grafiyle, muayeneyle mutlaka değerlendirilip tanı konulması gereken bir durum. Kemik birkaç yerinden kırılabilir mi? Her yerinden kırılabilir, boydan boya bile kırılabilir. Bu tamamen yaralanmaya neden olan travmanın şiddetiyle ilişkili bir durumdur. Özellikle ileri yaşlı hastalarda ya da trafik kazası gibi yüksek enerji yaralanmalarda daha parçalı kırık olarak ifade edilen ya da
halk arasında işte çok mu kırık diye ifade edilen şeyin karşılığı budur. Yani evet, çok parçalı kırıklar olabilir. Olabilir. Peki tekrar çıka dönersek, o anda, o durumda artık bariz bir çıkık durumu yaşamışsak ne yapmamız gerekiyor? En yakın sağlık merkezine gitmek lazım. Çünkü çıkıkların şöyle bir durum var. Çıkıklar eklemi ilgilendirdiğinden bahsetmiştim. Bir parmağı ilgilendiren çıkıkta belki oyalanmak ya da hastanın bir an önce hastaneye gitmekle ilgili tereddüt olabilir. Ama büyük eklemleri ilgilendiren, örneğin dirsek ya da diz eklemini ilgilendiren çıkıklarda ciddi bağ yaralanmalarıyla birlikte o eklemdeki yer değiştirme, o bölgedeki, komşuluktaki damar ve sinir yapılarda ciddi hasara neden olabilir. Onun için mümkün olduğunca geciktirmeden en yakın bir sağlık merkezine mutlaka başvurmalar lazım. O sağlık merkezine gidene kadar bir ilk yardım yöntemi önerebilecek misiniz? Tabii ki, yani misiniz? Şöyle bir şey, mutlaka hareketsiz bırakmak lazım ki var olan sorunun daha büyük sorunlara, bu damar sinir hasarlarına neden olmamasına yardımcı olacak şekilde bir tespit uygulanması lazım. Tabii bu tespit uygulayabilecek hani ilk yardım eğitimi almış kişiler falan da çevrenizde varsa şanslısınız. Peki tedavi yöntemlerine geçersek, kırık, tabii, çıkık hepsinin veya işte burkulma, değil mi? Bu da onlardan biri aslında. Burkulma, bağlardaki yaralanma. Bağlardaki yaralanmanın ileri safhasında o bağların koruduğu eklemde çıkık. Yine eğer yaralanma kemikte ise kırık. Bunların her birisinde farklı tedavi protokolleri uygulanabilir. Tabii ki burada uygulanacak olan tedavi protokolleri uzman hekim tarafından kararlaştırılacak şeyler. Ama yapılacak şeylere mutlaka hani özen göstermesi hastanın ve hekimine uyum sağlaması mutlaka gerekli. Kesinlikle. Her birisinin kendi içerisinde ciddi önem arz eden bir tedavi süreci mutlaka var. Yani kırıktır, önemlidir, çıkıktır, daha az önemlidir ya da burkulmadır, incinmedir. Yani bundan bir şey olmaz diye bir şey yok. Örneğin ayak bileği burkulmaları sonrasında hastalarda ciddi, nasıl bir kronik tonsilit, kronik faranjit gibi problemler yaşıyorsa hastalar, kronik ayak bileği instabilitesi dediğimiz, ayak bileğin ufacık bir çakıl taşına bastığı takdirde bile burkulduğu durumlarla karşılaşabilir. Onun için yapılması gereken tedavi neyse mutlaka buna özen gösterilip yapılması lazım. Biraz bu tedavilerden bahsedelim. Ne gelecek başımıza onu bilelim en azından. Mesela kırıktan başlayalım, sonra çıkık, burkulma şimdi, devam edelim. Tabii yaş gruplarına ve kırıkların tiplerine bağlı olarak farklı tedavi şeyleri var. İki ara grupta toplayabilirsek bunu, alçıyla, atelle yapılan konservatif tedavi dediğimiz bir tedavi grubu var. Bir de tedavi, cerrahi tedavi dediğimiz bir tedavi grubu var. Konservatif tedavi denilen, cerrahiye ihtiyaç duyulmaksızın tedavi edilebilecek kırıklar için uygulanan bir tedavi. Bu tedaviyi tabii uygulayabileceğiniz hasta grubu daha çok çocukluk yaş grubunda, erişkin yaş grubuna ve ileri yaş grubuna doğru bu konservatif tedavi, yani cerrahi dışı tedavi şansı çok kalmıyor. Daha çok cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur hale geliyor. Cerrahi tedavide yine yapılabilecek olan şey, var olan kırığının en erken dönemde ya da konservatif tedavide de aynı şey geçerli. Var olan kırığını en erken dönemde iyileştirerek hastanın o kırığı öncesinde o uzvunu kullanabilir durumunu geri kazandırmak. Bunu yaparken mutlaka tabii hasta hekim ilişkisinde çok uyumlu olması gerekiyor ki hem hekim hem hasta memnun olsun tabii, tedavi sürecinin sonunda. Kesinlikle. Bakalım Zahire Hanım telefonda, sorusu olacakmış sanıyorum. Alo. Alo. Merhabalar Zahide Hanım, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sorunuz var herhalde. Evet. Doktor Bey, bir sorum olacaktı ama buyurun. Ben yaklaşık 7-8 aydır sol eklemde, omuz ekleminde ağrı şikayetim, belirli hareketleri yapamama şikayetim vardı. MR çektirdim. MR sonucunda da impingement sendromu diye bir teşhis kondu bana. Impingement sendromu. Ha, yani telaffuzunu çok iyi yapamak olabilirim. Evet. Rapor okumamı ister misiniz doktor bey, bilmiyorum ama. Impingement sendromu dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, evet. Raporun detayını okumanızı istemeden önce ben isterseniz söylediğiniz şeyle size bir yanıt vermeye çalışayım. Tedavi sürecinden bahsetmemi istediniz herhalde değil mi? Yani şimdi bana sonuç olarak işte bir reçete yazıldı ve fizik tedavi. Şu anda fizik tedavi için de hani
Çok dayanılmaz bir ağrım yok. Hafif arada olan ağrılarım var. Hani fizik tedavi ile almam gerekir mi? Yoksa daha ağrılı dönemlerimde mi almalıyım? Bir de ameliyat olmamı gerektirir mi? Tamam. Zahide Hanımcığım teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz yoksa hemen biz Halil Bey'e dönelim, hocamıza dönelim. Aslında impeachment sendromu diyorsunuz. Onun ne olduğunu bir isterseniz öğrenelim. Peki. Olur mu? Tabii ki. Şimdi omuz ekleminde bahsettiği hastamızın problemi, omuz eklemindeki hareketini sağlayan gövdeden başlayıp pazı kemiği olarak söylenen humerus'a yapışan kasların omuz kuşağındaki kemiklerin etrafından geçerken sıkışmasına bağlı olan bir durum. Impingement'ın Türkçe karşılığı sıkışma diyebiliriz. Neden ve nasıl oluşur bu durum? Bu yapısal olarak o kasların geçtiği kemiklerin o kasların geçişini rahatlatacak şekilde bir yapısal formu olması lazım. Onun değişiklikleri ya da o bölgede var olabilecek ilave doğuştan olmayan, sonradan olan yer işgal eden problemler buna neden olabilir. Bu sıkışma sonrasında hasta omuz hareketleri esnasında ağrı hissedebilir. Ağrının artması ve o bölgedeki kaslardaki harabiyetin ilerlemesi kalıcı omuz hareketleriyle ilgili sıkıntı yaratabilir. Hastamızın anlattıklarını anladığım kadarıyla hastamız bir ilaç tedavisi, medikal tedavi kullanmış ve bunun sonucunda da rahatlamış. Fizik tedavi de önermişler anladığım kadarıyla medikal tedaviyle beraber. Peki bu ilaç tedavisi sadece semptom giderici bir tedavi midir aslında, yoksa? Aslında yani farklı tipleri var tabii bu sıkışmaların. Yani bunu çok çok detaylı konuşma şansımız olmayacağı için şöyle söyleyebilirim. Kullanılan ilaç tedavileri var olan oradaki yapısal değişikliği, organik problemi ortadan kaldırmayacaktır. Evet. Onun neden olduğu basının yarattığı şikayetleri rahatlatacaktır. Hasta bu dönemde omuz hareketlerini geri kazanarak günlük yaşamına geri dönebilir. Ama yine de hasta bazen onu anlatmak istedi sanıyorum. Omuz hareketlerini zorladığı takdirde şikayetlerinin sanki tekrardan başlayabileceğini hissediyordur. Eğer bu şikayetler ilaç tedavisi ve fizik tedaviyle rahatlamazsa cerrahi tedavi, yani oradaki organik problemin giderilmesi gerekebilir. Yani cerrahi tedavi. Cerrahi tedaviye gidebilen bir süreçtir. Gidebilir diyorsunuz. Evet, sanıyorum Zahide Hanım sorusunun cevabını aldı. Geçmediğine, iyileşmediğine göre ilaca da devam ettiği halde fizik tedavi alıyorum dedi, öyle fizik değil mi? Fizik tedavi almam gerekir mi acaba? Gerekir yoksa şikayetlerin tekrar başladığında mı gideyim dedi. Bence aslında şikayetleri iyileşme trendine girdiyse fizik tedavi de bu dönemde alması lazım. Ağrılı dönemde fizik tedaviden şu anda iyileşme trendinde olduğu kadar fayda sağlamayabilir. Şu dönemde almasında fayda var. Tamamdır. Peki efendim. Şimdi Hacı Ali Bey telefonda. Bir sorumuz daha tabii var. Ki. Alo. Alo. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Buyurun alalım hemen. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir yayın yaptığınız için. Biz teşekkür ederiz izlediğiniz için. Buyurun lütfen. Ben futbol oynarken ayağımı burktum ama sorum bundan olmayacak. Kızımla ilgili bir soru soracağım ben. Buyurun. 2-3 yaşında kalça çıkıklığından ameliyat olmuştu. Çocuk haliyle biraz fazla yürümediği için biraz kilo aldı büyüyünce. Şimdi kilolu, yalnız kemikleri çok zayıf. Bu ileride sıkıntı olur mu hocama, onu soracağım. Kalça çıkıklığının yanında bir de düz tabanlık var. Yürüyüşü biraz böyle içe basık gibi yürüyor. Bununla ilgili hocam bir ortopedik ayakkabı giyse olur mu? Hocamın bu konuda bir görüşlerini almak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, biz teşekkür ediyoruz efendim. Dinleyin lütfen. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hastamızın kızıyla ilgili bahsettiği bu 2-3 yaşındaki kalça çıkığı tedavisi, kalça ekleminin doğuştan var olan gelişimsel süreçte de ilerleyen çıkığının yerine oturtulmasıdır. Bu travma ile değil, biraz önceki bahsettiğimiz çıkıklar gibi. Gelişim esnasında doğumda da yatkınlığın olmasından dolayı var olan bir problem ve giderilmiş 2-3 yaşında anladığım kadarıyla. Giderilen probleminin kilo almakla ve ilerleyen yaşta kemiklerin zayıflamasıyla problem yaratıp yaratmayacağından bahsediyor. Şöyle bir cevap verebilirim. Yapılan tedavi sonucunda her ne kadar yapıldığı dönemde tedavi çok başarılı da olsa kalça çıkığı tedavileri sonrasında çocukların özellikle ergenlik yaş dönemine kadar, 18-20 yaş dönemine kadar mutlaka tedavi yapan ekibi tarafından da düzenli aralıklarla takip yapılması gerekir. Şunun için çıkıklarda, biraz önce de bahsetmedim, şimdi de onu tamamlamış olayım. Çıkıklar
eklem hareketini geri kazanmak için tedavi edilir demiştik. Evet. Bu eklem hareketini geri kazandıran en önemli unsurlardan biri de o eklemdeki kıkırdak yapıdır. Bu kıkırdak yapının beslenmesinin bozulması hem travmatik çıkıklarda hem de bu şekilde doğuştan olan kalça çıkıklarında var olabilir. Evet. Bu sorunun gelişip gelişmeyeceği, o çıkığın yerine oturtulduktan sonra o eklemin beslenmesinin korunup korunmayacağı mutlaka düzenli araçlarla takip edilmeli. Eğer bir sorun olursa o eklemde, beslenmesinde, o hastanın o eklemiyle ilgili halk arasında kireçlenme denilen o eklemin uyumunun bozulması süreci yaşanabilir ki bu süreçte kilo alması kişilerin mutlaka hastanın daha ağırlı bir eklem. Bir de düz tabanlık var demişti. Düz tabanlık konusu kalça çıkıkları ile birliktelik gösterme ihtimali zaten bilinen bir sıklıkta fazladır. Var olan düz tabanlığı tedavi gerektirecek boyutta mıdır değil midir? Bunu kalça çıkığı nedeniyle tedavi eden ortopedi hekimi değerlendirmiştir mutlaka. İleri boyuttaysa etkisi olur mu? İleri boyuttaysa zaten onu kalça çıkığını tedavi ettiği süreçte de mutlaka bir şeyler yapmış olması gerekirdi. Ortopedik ayakkabıdan bahsetti. Ortopedik ayakkabı konusu biraz suistimal edilir bir konu gibi geliyor bize ya da mutlaka bizim uzman gibi hekimlere. Tavsiyesiyle değil mi? Evet, sizin yani ortopedik ayakkabıdan ziyade çocuklarına eğer ayakkabı giydirirken ayakkabı tercihinde nelere dikkat etmelerini gerektiğini soruyor ise hastalar. Bence kendi durumuna özel soruyor sanıyorum. Kızının durumuna özel evet, soruyor. Evet, yani onun eğer bir düz tabanlığı varsa mutlaka onu değerlendirerek ona uygun bir ayakkabı verilmesi lazım. Bu ortopedik olarak hazırlanmış var olan probleme yönelik bir ayakkabıdır. Evet. Ama ortopedik ayakkabı giydirelim mi çocuklarımıza gibi bir soru o çok genel, sıkça gelir evet, bize. Biz özellikle yürüme döneminde çocukların ayaklarını mümkün olduğunca rahat ettirecek ayakkabılarla yürüyüş yapmalarını, çocukların ayağını ağrıtacak, zorlayacak ayakkabılar kullanması durumunda evet, çocuğun yürümesini çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyoruz. Evet, Şefik Bey hatta. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Şefik Bey, nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. Buyurun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, gayet iyi. Sorunuz mu var Şefik Beyciğim? Evet, doğrudur. Ben 2 yıl önce kaza geçirdim. Ayağım diz kapağı kırıldı. Geçmiş olsun. Geçmiş evet, olsun. Şu an 2 sefer ameliyat olmuşum. Evet. Şu an yürüdüğüm zaman hem ses çıkartıyor hem de ayağım çok zayıf diğerinden yani. Ne yapacağız? Evet. Bir şey, herhangi bir müdahale yapıldı mı Şefik Bey? Yapıldı. 2 sefer ameliyat oldum ben. Evet. Ve hala yani, aynı sıkıntıları çekiyorum diyorsunuz öyle sıkıntı mi? Sıkıntı çekiyorum. Bir de yürüdüğüm zaman çok ses çıkartıyor. Bu ses çok sıkıntı çıkartıyor. Bu neyin nesi diyorsunuz? Şimdi hemen doktorumuzla... Ben de onun için yani şey ettim. Tamamdır. İletiyoruz. Şimdi bakalım dinleyelim. İzleyin olur mu? Geçmiş evet, olsun sağ tekrar. Sağ olasın. Teşekkür ettim. Aslında Şefik Bey'in sorusuna şöyle bir örnekle hani cevap vermek belki mümkün. Diz kapağında olan kırık sonrasında bu bir anahtar kilit uyumu gibi bir şeydir. Eklemlerdeki uyum. Eğer eklemlerdeki uyum cerrahi tedavi sonrasında en uygun şekilde geri kazandırılamamışsa bu anahtar kilit uyumsuzluğunda da siz nasıl kapıyı açıp kapatırken anahtarınızı kilide yerleştirirken zorlanıyorsunuz. Bu hastada diz eklemiyle ilgili benzer sorunlar yaşayabilir. Aşınma yaşanabilir mi? Tabii ki yani içinde. Uyumsuz bir durumda mutlaka o eklemdeki aşınma var olan tedavinin getirdiği sıkıntılarla birlikte üzerine katlanarak devam edecektir. Onun için yine bir ortopedi ve travmatoloji uzmanından yardım alması, bunun radyografilerle değerlendirilerek hastaya yardımcı olunması bence en sağlıklısı. Peki şimdi bir de şu ortopedik protez konusuna girelim hızlıca olur mu? Hangi bölgelere protez yapılır? Günümüzde yani bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında her ekleme yönelik yapılabilir protezler var. Farklı tiplerde, farklı seçeneklerde, farklı yaş grupları için farklı tercihlerle pek çok ortopedi ve travmatoloji hekimi şu anda bunu dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla uyguluyor. Kalça eklemi, diz eklemi bunların en sık günlük hayatımızda karşılaştığımız tedavi eden hasta grubu. Evet. Ülkemizde de dünyadakine benzer şekilde oldukça başarılı ve iyi sonuçlar elde ediliyor. Tabii burada doğru hasta seçimi, hastanın da doğru bir hekim seçimi çok önemli. Herhangi bir riski var mıdır yani buna rağmen? Bu tabii ki yani şöyle cevaplamak isterim bunu. Hastalar genellikle ileri yaş hastalar olduğu için ve hastaların ileri yaşla birlikte var olan sistemik problemleri yani kardiyolojik problemleri, göğüs hastalıkları ile ilgili problemleri, diyabeti, pek çok ilave sorunu
bu cerrahi tedavi süresinde hasta için ilave eklenerek sıkıntılar yaratabiliyor. Hı hı. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bunların kontrol edebileceği, bunların takip edilebileceği bir merkezde yapılması çok önemli. Buna beraber yine tabii ki büyük cerrahi işlemler, cerrahi o işleme ait yine ilave riskler var. Nedir bunlar? İşte enfeksiyon riski var. Hı hı. Pıhtı oluşumu ve pıhtı oluşumuna bağlı işte solunum sıkıntısı yaşama riski var. Bunlara yönelik mutlaka yine uygun cerrahi tedavi sonrasında, protez tedavisi sonrasında ilave tedavilerin de hastanın tedavisine eklenmesi lazım ki sonuç hasta açısından da bizim açımızdan da üzgüldürücü olsun. Protezin vücutta kalma süresi nedir? Protezin vücutta kalma süresi şöyle. Protez aslında bir ekleme, yeni bir eklemle değiştirme gibi bir süreç. Onun için çıkartılması ancak o protezin orada bir sorun yaratması durumunda söz konusu olabilir. Onun için kalıcıdır. Kalıcı olmak durumundadır da zaten. Çünkü hasta o eklemine fonksiyon kazandırsın diye yapılır o protez. Evet. Eğer çıkartırsanız zaten o fonksiyonunu hastanın da artık ortadan kaldırmış olursunuz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Çok teşekkür.